Geçtiğimiz günlerde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki Süleymaniye'de havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki Süleymaniye'de 7 Nisan'da patlama meydana gelmişti. Amerika saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. İddialara göre hedef Suriye Demokratik Güçleri Birliği Genel Komutanı Mazlum Abdi'ydi. AFP Haber Ajansı saldırının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sihalarla gerçekleştiğini söylemişti. Amerika Dışişleri Bakanlığı saldırının soruşturulduğunu duyurdu. Bakanlık saldırının yapıldığı konvoyun ABD askerlerini de taşıdığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Bakanlığın saldırıya dair detaylı bir soruşturma yürüttüğü de bildirildi. Saldırıyı önce reddeden SDG komutanın güvenliği sağlandıktan sonra saldırı hedefinin o olduğunu doğruladı. Mazlum Abdi'nin güvenli bir şekilde Rojava'ya ulaştığını belirtti. Türkiye 3 Temmuz'a kadar Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan uçuşları kendi hava sahasına kapatmıştı. Irak Cumhurbaşkanı olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'den saldırı için resmi özür talebinde bulundu. Bu arada Süleymaniye'de gerçekleşen son gelişmelerin ardından Rudaf önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Rudaf Irak Kürdistan bölgesel yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani'nin Ankara'da MIT Başkanı Hakan Fidan'la görüştüğünü yazdı. Süleymaniye'de yaşanan patlama sonrası tansiyon yükseldi. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında görüşme gerçekleşti. Suriye Demokratik Güçlerinin kullandığı iki helikopter. Geçtiğimiz günlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kontrolündeki Süleymaniye'ye giderken Duhok yakınlarında düştü. Türkiye terör faaliyetleri gerekçe göstererek 3 Nisan günü hava sahasını Süleymaniye'den uçuşlara kapatmıştı. Rudava göre bu gelişmenin ardından Ankara'da görüşmeler gerçekleşti. Görüşme Talabani, beraberindeki heyet ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasındaydı. İddiaya göre Hakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri ile ilişkilere son verilmesini istedi.